Evet. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi ne demiştik? Bu şeyin universal cover'ı olur. Neden universal cover'ı olur? Bu bir covering. Yani işte map'in ne olduğunu söyledik. Değil mi? Renkler söylüyor map'in ne olduğunu. Universal cover olduğunu söylemek için bunun simply connected olduğunu söylemek lazım. Yani hayvan x'in trivial olduğunu. Onu da şöyle yapabiliriz. Python eksi homotopy class of pets diye görebiliriz. Öyle zaten. Şu fact var. Yani eğer x bir tane kompakt bir space ise if x is compact then any map. Yani tabii ki continuous map K'dan x tilde'ye bu x tilde olacak. X tilde'ye is homotopic to constant. Neden? Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Herhangi bir tane hani space aldığınızda kompaksa onun görüntüsü x tilde'nin içinde de kompakt olacak. Continuous bir map olduğu için. Kompakt olacak demek bu şeylerden, katlardan sonlu tanesine değecek. Çünkü sonsuz tanesine değerse o zaman bu çizgilerin her birisi bir open set. Değil mi? Yani sonsuz tanesine değerse o zaman hani işte bu sonsuz tane çizgiyi içeren bir open cover alırsanız o zaman onlardan sonlu tanesi o imajı örtmeyecek. Dolayısıyla da bir tane hani şurada bir kompakt bir space varsa buradan x tildeye giden bir map bu çizgilerden sonlu tanesine değecek. Sonlu tanesine değdikten sonra da şunu yapabiliriz. Ben şurada bir tane nokta aldığım zaman yani ya da şöyle diyeyim. Şöyle bir tane nokta aldığım zaman bunun görüntüsü şuradaysa hani buraya değiyorsa bu sonlu tanesinde ben bu noktaları şöyle yavaş yavaş şuraya doğru getirebilirim. Buraya geldiği zaman ne oluyor? Bu noktanın yani şu orijine geldiği zaman buraya gelmiş oluyorsunuz kırmızı noktaya. Ve dolayısıyla da buraya inmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ben bunları bu noktaları her birini tek bir katta birleştirebilirim. Tek bir katta birleştirebilirim. Buradaki noktaları da şöyle taşıyarak önce işte yukarı veya aşağı gidip sonra buraya gelip dolayısıyla bütün hepsini süpürüp tek bir interval'a indirebilirim. Mesela şuraya indirebilirim şu interval'a. Burada da bunu büzebilirim. Ha diyebilirsiniz ki bunu sonsuz tanesinde niye yapamazsınız? Sonsuz tane olunca muhtemelen şeyde yani o da yapılabilir de zaten öyle bir derdim yok aslında. Evet öyle bir derdim yok. Kompakt olursa sonlu tane de bunu yapmak kolay. Yani her bir adımda bunları böyle süpürerek tek bir tanesine topluyorum. Orada da artık o uzayı büzebilirim. Kanıt o. Dolayısıyla elimizde şey var. Siz söyleyin. Compact bir uzay var. Özür dilerim. Bir tane covering space'imiz var. Ve bu covering space'imiz universal cover ve and yani şeyimiz de deck transformation grubumuz da and g of x tilde de aslında z'ye izomorfik nedir o? Herhangi bir integer için yani şöyle n z ise buna bir fn var.
Efendim, bu nedir? O noktayı alıyorsunuz, en kat yukarı götürüyorsunuz. Yani şöyle diyeyim. Şurada bir nokta aldığınız zaman mesela şurada bu nokta X ise burası F1X. Şurası F2X. Tamam mı? Aynı şekilde şurada şu nokta Y ise burası F1Y. Burası F2Y. Aynı şekilde bu siyah noktanın görüntüsü işte bir adım indiği zaman şuraya gelecek. Kırmızı da bir adım indiği zaman buraya gelecek. O şekilde gidecek. Peki, action'ımız bu. Yani dolayısıyla da deck transformation'larımız hani işte her bir integer için bir tane var. Ve tam olarak da transformation'larımız bunlar. Çünkü bir noktanın inverse imajındaki noktaları yer değiştirmesi gerekiyor. Bir noktanın inverse imajında da işte z tane nokta var. Bunların işte aşağı yukarı translate ediyorsunuz. Peki. Tabii bu şu demek. Bu simply connected olduğu için yani in particular Pi1 bu nesne o zaman Z'ye izomorfik değil mi? Deck transformation'a olduğu için. O yüzden de şunu görmüş oluyoruz. Yani bu real line with double origin'in fundamental grubu Z'ye izomorfik. Peki. Bunu bir şeyle bu kısmı bir proposition'la bitireyim. Bu hoş bir şey. Covering space'ler için örnek bulmak için son derece faydalı. Let x y be Hausdorff. Bu örnek tabi Hausdorff değil dikkat ederseniz. Hausdorff spaces where x is compact and y is connected. Then şöyle bir şey var. Then if f x'ten y'ye is a map which is a local homeomorphism. At each x of x, then f is a covering map, is a covering space. Covering is a finite hatta yani sonlu katlı finite covering space. Burada local homeomorfizmden kastettiğim şey şu. Yani her nokta için öyle bir tane şey var ki siz söyleyin U var. There exists U. Open. X'i içeriyor. Ve F'i buraya kısıtlarsanız U kümesine U'dan f of u'ya bu da y'nin içinde bu bir local bu bir homeomorfizm u'dan f of u'ya is a homeomorfizm.
Yani her x için bu var. Bu durumda bu map otomatikman bir covering space olmak zorunda. Tamam mı? Covering space olmak zorunda. Ve finite fault. Finite'lik de şuradan gelecek tabii. X kompakt olduğu için bir nokta aldığınızda bunun inverse imajı bir discrete set. Bir kompakt uzay discrete set içeriyorsa o discrete set şey olmak zorunda. Finite olmak zorunda. O yüzden de finite fault covering space. Bunun ispatını size exercise olarak bırakayım. Proof is left as an exercise. Evet, bu son proposition'la covering space bahsini kapatacağım. Kitapta aslında halen bir takım şeyler var bununla ilgili ama onlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü artık homolojiye de başlamamız lazım. O yüzden bunu burada bitireyim. Şimdi homolojiye başlayalım. Okay, so pardon, şeyi kapatmıştım, unuttum onu. Bu adımda fundamental group ve covering space bahsini kapatmış olayım. Şimdi homoloji teoriye başlıyoruz. Bu da kitaptaki ikinci chapter. Homolojinin değişik aslında versiyonları var. Her birinin kendi avantajı ve dezavantajı var. Kimisinde hesap kolay ama faktöriyel değil. Yani bir uzaydan diğerine gittiğinizde homolojileri karşılaştırmanız zor. O homoloji yapısı bozuluyor. Bazısında da İşte faktöriyel çok güzel çalışıyor. Continuous mapler altında iyi işliyor ama hesabı imkansız. Biz hepsini tarif edeceğiz ve ondan sonra da bunların hepsinin aynı homoloji teori olduğunu aslında söyleyeceğiz. Yani dolayısıyla da değişik bu homoloji teorileri değişik amaçlar için kullanacağız. Kimisini işte faktöriyel olmasını istediğimiz zaman birini kullanacağız. Hesap yapmak istediğimiz zaman diğer versiyonunu kullanacağız. Bunlar zaman içinde oluşmuş teoriler. Hangisi daha önce oluşmuş derseniz tarihçesini çok iyi bilmiyorum. Ama hani tabii ki o şey versiyonları muhtemelen faktöriyel olanlar daha sonra muhtemelen oluştu. Bir süre boyunca da bunların farklı homolojiler olduğu da düşünülmüş ama sonradan anlaşılmış ki bunların hepsi aynı ve aslında bütün homoloji teori aksiyomatize de edilmiş. Yani belli şartları sağlayan bir homoloji teori varsa o zaten işte bu homoloji teori olmak zorunda diye. Dolayısıyla da hani o çeşit bir uniqueness şeyi de var, koşulu da var. İlk önce ben simplicial homolojiden bahsedeceğim. Simplicial homoloji. Şimdi ilk önce bir delta kompleks nedir? Ondan bahsedelim. Delta kompleks aslında bir
şey CW kompleksi olarak görülebilir. Ama şey bizim sellerimiz işte DN'ler değil de delta N'ler olacak. Hatırlarsanız hani delta N diye şunu tarif etmiştik. Bu T0 TN RN artı 1 içinde öyle ki TI'ların her birisi non negatif ve toplamları da 1 olacak şekilde. Bu standart N-simplex. The standard N-simplex in Rn plus 1. Peki, şimdi buradan sonra şu var. Herhangi biz RM içinde vektörler alırsak more generally eğer işte V0 V1 VN is a set of vectors in R M such that şu küme V1 eksi V0 V2 eksi V0 nereye kadar? Vn eksi V0 is linearly independent then the n-simplex determined by bu vertex setiyle V0, V1, Vn şöyle tarif edilecek is defined by notasyonu da şu V0, V1 şu normal virgül olacak. Nereye kadar? İşte Vn'e kadar. Bunun anlamı şu olacak. Bütün şeyleri alacağım. Noktaları bunların i sıfırdan n'e kadar ti'lar non negatif ve gene toplamları bir olacak şekilde bir. Daha önce de burada da bir yazdım değil mi? Tamam. Yani yukarıda aslında standart basis'i aldıydım Rn artı 1'de. Burada herhangi bir küme alıyorum. Ama öyle ki işte V0'ı çıkardım da yani V0'ı orijinin rolünü burada üstleniyor. Şey bu. Burada tanım bu. Yani V0, V1 mesela nedir? Bu şu olacak. İki tane vektör aldığımda herhangi bir arende V0, V1 dediğim şuradaki doğru parçası olacak değil mi? Bu ona denk geliyor. Bu bir tane bir simplex. Bu özür dilerim. Şöyle bir şey olsaydı yani 3 tane vektör. O zaman bunların belirlediği iki simplex şu olacaktı. Direkt bunlar tanımdan çıkıyor. Bu şekilde gidiyor. Peki. Dikkat ederseniz tabii bunların her birisi Note that bu V0, V1, Vn is homeomorphic. To delta n standart n simplex'e by the map hangi şeyle yani burada map'imiz şu. Şimdi delta n'in bir elemanı neydi? T0
değil mi? TN'di. Belli şartı sağlayan. Bunu nereye götüreceğim? İşte şuraya götüreceğim. TI, VI, I0'dan N'e kadar. Tamam. Map'imiz bu. Homeomorfizm veriyor bu map. Birebir ve örtenliği direkt işte şeyden gelecek. Yani şu kümenin bir basis olmasından. Basis değil de lineer bağımsız olmasından gelecek. Peki. Şimdi CW kompleksler nelerdir? Pardon, simplicial complex dediğim şey şu. Daha doğrusu delta complex şu olacak. Delta complex is a quotient space. Quotient space of some disjoint union of simplices where certain faces of simplices are identified by linear isomorphisms. Şimdi yani şu delta kompleks nedir? Örnek vereyim, mesela torus bir delta kompleks, değil mi? Neden? Çünkü ben torusu şöyle düşünebilirim. Torusu şöyle düşünebiliriz. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Torus delta kompleks demek yanlış. Torus üzerinde bir delta kompleks yapısı var. Nasıl? Bakın, torusu şöyle düşünebiliyoruz, değil mi? Şu kenarı işte buraya yapışacak. Bu kenarı buraya yapışacak. Ben bunu iki tane üçgene ayırabilirim. O zaman bu uzay aslında şöyle düşünülebilir. Burada iki tane disjoint ben şey alsaydım, siz söyleyin, üçgen disjoint. Disjoint. Şöyle. Değil mi? Ondan sonra da linear isomorfizmlerimi nasıl seçeceğim? Diyeceğim ki bu nokta isterseniz bunları kırmızıyla falan yapayım. Yani işte linear isomorfizmayı şöyle seçeyim. Ben şimdi bunları R2'nin subsetleri gibi görebilirim. Bu kırmızı nokta buraya gidecek. Bu mavi nokta buraya gidecek. Pardon, pardon, yanlış oldu. Öyle diyeyim. Yok, tamam. Tamam. Evet. Yani aslında belki gerek yok. Şöyle desem daha iyi. Pardon. Şöyle diyeyim. Şimdi iki tane üçgenim var. Evet. Evet.
Evet, şöyle. Köşelerden değil de kenarlardan gidersem daha iyi olacak. Yani şu kenarı şuraya götüreceğim lineer olarak. Lineer olarak. Bu kenarı buraya götüreceğim. Lineer olarak. Linear bir maple. Ve son olarak da şu kenarı şuraya yine lineer maple götüreceğim. Yani face'lerini her bir simplex'in 3 tane face'i var. Face dediğimiz şey de vertex'lerden birini atıyorsunuz. Yani şöyle diyebilirim. A face of. Yani şunun bir face'i şu is şu. Bir tanesini atın. Şimdi vi minus one vi ayı attım artı bir. Tamam mı? İlkini de atabilirsiniz, sonuncuyu da atabilirsiniz veya ortadakini de atabilirsiniz. Bir tanesini attığınız zaman, mesela bu elinizdeki işte iki simplex'i birini attığınız zaman, o zaman elinizde one simplex kalacak. Yani bir tane interval kalır. Değil mi? Boyutu bir tane azalıyor. Şimdi o zaman bizim buradaki delta kompleks yapımız nedir? İşte elimde iki tane two simplex var. Bu two simplexlerin face'leri bu lineer izomorfizmlerle birbirine yapıştırılıyor. Şu nokta buraya, bu nokta buraya ve arada da lineer map. Aynı şekilde bütün kenarlar için bunu yapıyorum. Dolayısıyla bu bir delta kompleks yapısı. Bu bir simplicial kompleks değil. Hatırlarsanız simplicial kompleks de buna benzer bir tanım. Ama orada ekstra koşullar var. Neydi onlar? Yapıştırılırken noktalar mesela yapıştırma mapleri daha doğrusu sizin karakteristik maplerinizin her birisinin bir homeomorfizm olması gerekiyor. Burada şimdi bu üçgeni torusun içine koyduğum zaman bu bir görüntüsüne homeomorfizmle gitmiyor. Neden? Çünkü bakın şu kırmızı şeyin kenarın iki ucu birbirine yapışıyor torusun içinde. Dolayısıyla bu görüntüsüne bir homomorfizm değil. O yüzden bu bir simplicial kompleks değil. Delta kompleks diyoruz buna. Bunun avantajı ne? Niye simplicial komplekslerle uğraşmıyoruz da delta komplekslerle uğraşıyoruz? Yeri gelirse simplicial'larla da uğraşırız ama mesela homoloji hesabı yapmaya kalktığımda delta kompleks olarak düşünürsem iki tane simplex yeterli. Ben bunu simplicial kompleks olarak görmek istersem yanlış hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 18 tane falan belki biraz daha az ama hani işte 15'ten fazla sayıda şey gerekiyor. Simplex gerekiyor. Dolayısıyla da hesabınız müthiş derecede uzuyor. O yüzden de hani birazcık tanımdan taviz verip hesabı kolaylaştırmak için araya böyle bir delta kompleks diye bir şey tanımlayıp koyduk. Delta kompleks yapısı bu. Peki şimdi homolojiye geçelim. Simplicial homoloji diyeyim. Bu simplicial kompleksler için geçerli olan bir homoloji ama aynı zamanda delta komplekslere de şey yapılabilir, uygulanabilir. Buraya kadar bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki, diyelim ki let x bir delta kompleks. Delta kompleks olsun. Define. Şimdi şöyle bir nesne tarif ediyoruz. N x diye. Bu şöyle. As the free abelian group. Free abelian group
abelin grup olduğu için bunun bir basis'i var. With basis the open simplices simplices of simplices en oops en alpha of x. Tabii burada şeyi de söylemek lazım. Yani bu şeyler dikkat ederseniz delta x'lerin her birisi belki onu daha önce söylemem lazımdı bir mark olarak. Delta n'lerin her birisi diski homeomorfik, değil mi? Dolayısıyla da and thus each delta complex is a CW complex. Yani disklerim var. Diskleri sınırları boyunca yapıştırıyorum. Denk gelecek bu. Dolayısıyla da o da bir CW kompleks oluyordu. Dolayısıyla delta kompleksler CW komplekslerin daha rafine şeyleri bir yerde versiyonları. Simplekslerim, özür dilerim, sellerim üçgenlerden, üçgensel bölgelerden oluşacaklar. Yapıştırırken de ne yapıyoruz? Lineer izomorfizmalar kullanıyoruz. Peki, şimdi delta n dediğimiz şey, bunu şöyle bir side remark olarak ben buraya koymuş olayım. Delta n dediğimiz şey, free abelian group. Her bir open n simplex bana bir jeneratör veriyor. Bir jeneratör veriyor. Yani mesela yukarıdaki örnekte iki tane İşte şeyim var elimde. Mesela iki open şey var, değil mi? E2-1, E2-2. İki tane open two simplex var. Kaç tane open one simplex var? Şimdi bu A'lar yapıştı, o bir tane verecek. B'ler yapıştı, bir tane verecek. Bu C'ler yapıştı, bir tane verecek. Üç tane de one simplex'im var. Zero simplex'im bir tane. Çünkü dört tane köşe var. Ama hepsi birbirine yapışıyor. Yani şöyle diyeyim. Bir tane sadece sıfır var. Üç tane de one simplex'imiz var. Onları da şöyle göstereyim. Üç tane de one simplex'im var. Bir B kenarı E1-1, bir A kenarı E1-2, bir de bu C kenarı C. C'de A E1-3. Peki. Şimdi homolojiye gelince şeyi söyleyecektim. O örnekte mesela torus örneğinde o zaman bu şeyler nelerdir? Example torus için for the above delta complex structure for T2 delta 1 of x ya da T2 şu olacak. Sadece bir tane delta 0 diyeyim. Bir tane zero simplex var. Dolayısıyla bu Z'ye izomorfik. Sadece hatta şöyle yapayım. E0 bir tarafından generate edilen değil mi? Bu dolayısıyla bu Z'ye izomorfik. Bir elemanın generate ettiği free abelian grup. Delta 1 T2 nedir? Burada 3 tane vardı dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu
Z artı Z artı Z. Her birisi birinin jeneratörü. Delta 2 ise burada iki tane vardı. 2 1 2 2. Dolayısıyla bu da Z artı Z'ye izomorfik olacak. Peki. Şimdi gruplarımız bunlar. Bunların arasında maplerimiz var. Tabii buradan şunu görüyoruz. Not that elements of delta and x have the form. Şöyle bir formlar olacak. Alfa n alfa i alfa n, değil mi? Böyle bir formlar olacak. Yani n simplexleri, bunları basis eleman gibi göreceğim. Bir combination'ı, nasıl bir combination'ı? Katsayıları tam sayı olan combination'lar olacak. Bu n alfalar için ne diyebilirim? N alfalar rastgele tam sayılar ama sonuçta bu bir abelin grup. Dolayısıyla da her eleman ancak sonlu tane basis elemanının toplamı şeklinde yazılabilir. Yani o da ne demek? Where each n alpha bunlar hep zero for all but finitely many alpha. Yani bu katsayıların sadece sonlu tanesi sıfırdan farklı olabilir. Infinite dimensional vektör uzaylarında olduğu gibi, değil mi? Sonsuz bir basis'iniz olabilir ama her vektör o basis'ten sadece sonlu tanesinin bilinir kombinasyon olarak ifade edilebilir. Burada da aynı şey. Şimdi bir sonraki adımız boundary of a simplex. Of a simplex. Bir simplex'in boundary'si nedir? Bu bir tanım. Şimdi bir tane n simplex aldığım zaman işte bir tane arende bunun boundary'sinden ne kastedeceğim? Tabii ki boundary'sinden ne kastettiğim belli, değil mi? Bir tane two simplex alırsam bunun boundary'si işte şu olacak. Ama burada yönlendirmeler çok önemli. Yani şunların sıraları çok önemli. Ve bizim burada dikkatli olmamız gerekiyor. Tanımımız şu olacak. I sıfırdan n'ye kadar şöyle. Eksi bir üzeri i gelecek. Burada bu iki simplexse boundary'si bir simplex. Burası beş simplexse boundary'si dört simplex olacak. Yani base'lerinin bir toplamı, alternating toplamı ama şöyle 0, 1, i var. Ondan sonra işte n'e kadar geliyor. Yaptığımız şey şu. i'inciyi yok ediyoruz. Bu şapka koyduğum zaman i'inci yok. Yani ve i eksi 1 ondan sonra ve i artı 1'e zıplıyoruz. i'inci eleman yani bunun anlamı şu. Ith element is deleted. Demek şapka koyduğunuzda. İkinci elemanı atıyorsunuz. Onun önüne eksi bir üzeri i katsayısını getiriyorsunuz. Sonra da bunları abelin grubun içinde topluyorsunuz. Bu toplamların anlamlı olması için işte o abelyen yani şeyleri tarif ettik. Chain şeylerini, gruplarını. Bu arada bunların elemanlarına chain deniyor. Any element of delta n x is called n chain. Dolayısıyla da n chain'in boundary'si her zaman bir tane
Hence boundary of an end chain n n minus one chain. Çünkü bir tane atıyorsunuz. Burada tabii ben tanımı eksik verdim gibi gözüküyor. Sadece değil mi? Böyle bir simplex için verdim. Tanımın yani bunun boundary'si nedir diye. Eğer elimde toplam varsa o zaman lineerli extend edeceğim. Diyelim ki sigma bir tane n chain ise say sigma şu olsun. Ne demiştik? N alfa i n alfa den we define boundary of sigma nasıl tarif edeceğim? Bunun boundary'si şu olacak tabii ki. N alfalara dokunmayacağım. Bunların her bir simplex'in boundary'sini alacağım. Onları toplayacağım. Yani tanımı basis'ten bütün abelin gruba extend ediyorum. Baz üzerinden extend ediyorum. Lineer map'lerde olduğu gibi değil mi? Lineer map'i sadece basis vektörlerinde ne yaptığını biliyorsanız lineer map'in o lineer map'in ne olduğunu da biliyorsunuz. Buradaki şey de o. Peki hemen örnek yapalım. Birkaç tane bu niye geometrik olarak anlamlı bir şey. Mesela şuna bakalım. Bir tane one simplex'in boundary'si nedir? Ya da sıfır simplex'in boundary'si. Bu ne demek? Zaten bir tane simplex var. Onu da atın. Geri kalanları toplayın. Onu da attığınız zaman geriye boş küme kalıyor. Boş kümenin generate ettiği vektör uzayı ve abelin grup da sadece sıfır vardır. Dolayısıyla bu sıfır. Bir tane one simplex alırsanız bu ne diyor? Şimdi neydi tanım? Hangi vertex'i atıyorsan E üzeri o vertex'in indeksi gelecek. Dolayısıyla sıfır attıysam eksi bir üzeri sıfır, sıfır attım V1 kaldı. Artı birinciyi attıysam eksi bir üzeri bir, birinciyi attım geriye ne kaldı? Sıfır kaldı. Bu yani neymiş? Bu eksi bir üzeri sıfır. Tabii ki artı 1 eksi V0. Yani bu şunu söylüyor. Bu V0 V1 simplexinin boundary'si şuymuş. İki tane noktadan oluşuyor. İsterseniz şöyle diyeyim. V0 ve V1. Yani boundary'si bu iki nokta. Ama şöyle bu artı 1 ile temsil ediliyor. Bu eksi 1 ile. Yani bunun önüne bir eksi koyacağız. Bunun önüne bir artı koyacağız. Bu az çok tanıdık değil mi? İntegral alırken bunu yapıyoruz. Hani bir AB interval üzerinde integral alırsanız ne yapıyorsunuz? Bunun boundary'sine geçiyorsunuz. Ama nasıl? B'de artı işaretli A'da önüne eksi koyuyorsunuz. Yani V0'dan V1'e giderken V1 burada V0 işaret koyuyorsunuz buraya. O işaret işte buradan geliyor. Peki. İki simplex alırsak V0, V1, V2. Şimdi V0 atarsam artı gelecek. V1'i atarsam eksi gelecek.
V2'yi atarsam gene artı gelecek. Yani şu iki simplex'in boundary'si neymiş? Şöyle V0, V1, V2 diyelim. Ne diyor? V1, V2'yi al. Şimdi burada isterseniz şöyle bir notasyon kullanayım. V1, V2 ise V1'den V2'ye bir ok çizelim. Sonra V0, V2'yi al. V0, V2. Ama önünde eksi var. O eksi işareti şunu ters çevirsin. Sonra da V0, V1. V0, V1. Dolayısıyla bu iki simplex'in boundary'si şu şey oluyor. Üç tane doğru parçası. Tabii bunu doğru parçası falan diye görmemek lazım. Boundary'si bu one chain. Bu nedir? Bu bir tane abelin grubun içinde bir eleman. Bu da abelin grubun içinde bir eleman. Ama geometrik olarak da bu işte bu iki simplex'in veya iki evet iki simplex'in boundary'si işte bu yani bir yerde üçgen veya çember diye düşünebilirsiniz. Orientation'lar da birbiriyle uyumlu. Peki, şimdi homolojiyi tarif etmek için elimizde bir tane sonuç olması gerekiyor. O da şu. Şimdi delta n diye şunu gösterirsek if delta n yani bu n simplexlerden n eksi bir simplexlere giden denote the boundary homomorphism then şu var. İki kere giderseniz yani delta n ile gidiyorsunuz. Ondan sonra da delta n eksi 1 ile gidiyorsunuz. Dolayısıyla n'den n eksi 1'e n eksi 1'den de n eksi 2. Bu kompozisyon her zaman sıfırdır. For olan. N tabii ki n eksi 1 en az sıfır olacak. Dolayısıyla for all n greater than 1 demek. Bir dahaki ders bunun ispatını yapacağız ama bunun getirdiği bir şey var. Bunun proof'unu sonra yapayım. Bu ne söylüyor? Note that this implies. Şimdi iki tane homomorfizmanın kompozisyonu sıfırsa bu şu demek. İlkinin görüntüsü ikincinin kernel'ın içinde demek. Dolayısıyla elimizde şu var. Image of delta n is a subgroup of kernel of delta n minus 1. Değil mi? Çünkü önce buna koyuyorum bir şey çıkıyor. Bunun imajı. Bunun kernel'ındaki o nesne artık sıfıra gidiyor. İşte homolojide bu iki grubun farkı. Yani ne demek? Elinizde iki tane grup varsa, biri diğerinin subgrubuysa bu ikisinin farklı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bunlar abelin gruplar. Dolayısıyla normal. Bunların quotient'ına bakarsınız. Vektör uzayında olduğu gibi iç içe iki vektör uzayı varsa onların farkını anlamak için büyük olanı küçük olana bölerseniz. İşte ona homoloji denilecek. Definition şu. The nth homology group. Delta homology group of a delta complex X is defined as the quotient group. Şöyle tarif edilecek. H n delta koyacağım X. Ve ne dedik? İşte kernel of delta n minus 1 divided by image of delta n.
Bir dahaki ders lemayı ispat edip ondan sonra da birkaç tane örnek yaparız bununla ilgili. Evet, sanırım bugünlük bu kadar yeter.